Ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün buraya gelerek bizlere güç verdiniz. Allah razı olsun. Ankara'da bir seçim yapılıyor. Bu yapılacak seçim bazılarının söylediği gibi var olma yok olma mücadelesi değil. Ankara'da yapılacak bu seçim Akgürt için neler ifade ediyor? Ben oradan başlayayım. Akgürt için ifade ettiği şu: bir insandan itibaren Akgürt'te neler eksikse bunları yapacak yerel bir belediye başkanıyla beraber onunla birlikte çalışacak, sizlere hizmet edecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceksiniz. Bir insandan itibaren Akgürt'ün sorunlarına ya el atılacak veya şimdiye kadar olduğu gibi yapılmayan birçok iş öylece kalacak. Ben bu yavrunun böyle beklemesine gönlüm razı olmadı. Herhalde şişeye bana verin. Buyurlar gibi. Seçim, Türkiye çapında yerel seçim dendiği zaman kim daha iyi suyu akıtacak, musluktan içilebilir suyu kim akıtacak, köy yolları dahil, mahalle yolları dahil, asfaltlarımızı kim daha iyi yapacak, Akgürt'ten Ankara'ya, Kızılay'a kadar ulaşımı kim daha iyi yapacak, size buralardaki yaşam alanlarını, sosyal alanları kim daha iyi yapacak yarışması. Seçim kazandığımız zaman biz zafer kazanmış olmayacağız. Karşımızda düşman filan yok. Biz sadece 5 yıl size hizmet etmeye yetkisi alacağız. Ve iddia ediyoruz. Bizden önceki yönetimlerden çok daha iyi diye hizmet edeceğiz. Çünkü bir Ankaralı olarak buraların bütün sorunlarını biliyoruz. En azından çok rahat bir şekilde bir hemşehrimiz olarak kapımızı çalıp hatta kapımızı çalmadan iterek içeri gelecek durumdasınız. Bu sefer böyle bir fark olacak inşallah. Burada gelmeden önce arkadaşlarla buraların sorunlarını da öğrendim. Yani bunlara sorun demeye bir şahit ister. Akgürt yıllardır aynı belediye başkanına torbalarca oy vermiş. Ama buna rağmen Akgürtler memnun değil. Akgürt'te bir kütüphane yok, bir hamam yok. Çarşılar, otopark yok. Bunlar yapılacak şeydir Allah aşkına veya ihmal edilecek şeyler midir? Hele Büyükşehir Belediyesi için bunlar hani şuraya kapı yapmışlar ya bir tane. O kapı yapılan masrafa, oraya yapılan masrafa 50 tane kütüphane yapılacak. Şimdiye kadar maalesef işte bir belediye başkanı sadece kendi hayalleriyle bir kenti idare etti. Sormadı size Akgürtlüler önce ne istiyorsunuz? Sormadı size Akgürtlüler sizden aldığım belgelerle ben size ne yapayım? Çünkü o yapılan kapılar dahil hepsi sizden alınan su paralarıyla belgeler yaptı. Bizim bir belediye başkanı olarak bunları harman savunma yetkimiz asla. Dolayısıyla bundan sonra gerek Akgürt'te gerek de Ankara'da bütün yapacağımız işlerde öncelikle sizlerin fikrini alacağız. Sizlerin önceliklerini öğreneceğiz. Buradaki sokak hayvanları sorununu öğreneceğiz. Harman mahallesindeki su sorununu öncelikle gidereceğiz. Bunlar işte oralara para harcayıncaya kadar Akgürt'ün kendi taleplerini öne alıp bir an evvel o soruları ortadan kaldırmaktan geçer, sizlere sormaktan geçer. Ama seçim olduktan sonra genellikle belediye başkanlarına ulaşılmaz oluyor. İşte bunun için de bir çaremiz var. Artık herkes takılı cep telefonları var. Mobil uygulamalar vasıtasıyla artık belediye başkanlarına çok rahat ulaşacaksınız. İstediklerinizi, taleplerinizi, şikayetlerinizi bizzat bana ulaştıracaksınız. Ne derdiniz varsa öncelik biz sizden şunu istiyoruz diyeceksiniz. Bizler de gücümüzün yettiği yerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkisi olduğu yerlerde hemen elimizi atacağız ama yetkimiz olmayan
arazi toplulaştırması gibi şikayetiniz olan işlerde de sizin bir temsilciniz olarak yetkili kurumlara gidip defterinizi inşallah aktaracağım. Yani asla bu bizim görevimiz değil demeyeceğiz. İmar problemleri var. Kısaca ondan da bahsedeyim. Çok da fazla tutmak istemiyorum. İmar rantı diye geçelim. Belki birçoğunuz nedir imar rantı bilmez. Babadan kalma bir tarlanız var. Burası imardan geçiyor. Yarısını zaten belediye alıyor. Ve size bir inşaat yapma utanıyor. Diyor ki buraya 10 katlı 4 daire, 40 daire yapabilirsiniz. Ve sizden birisine geliyor burayı satın alıyor. Siz değerini biçerken burayı müsaade versen bana 20 daire düşerek veriyorsun diyerek bir hesap yapıyorsunuz, veriyorsunuz. Ama her nasılsa satın alan insan belediyede bir dolma buluyor. Burayı birdenbire 200, 300 hatta 500 daireye çıkartıyor. Eğer öyle bir imkan varsa zaten sizin hakkınızda o. Ondan sonra birisi o imarı aldıktan sonra bir müteahhide veriyor, haksız yere 200, 300, 100, 50 neyse o günkü duruma göre daire kazanır. Bunlar haksız kazanıştır, bunlar kul hakkıdır. Ve 2014 yılında ben bunları iddia ettiğim zaman sadece 20 tane imar değişikliğinde tam 17 katrilyon, yani o günün parası 8 milyar dolar. Yani Ankara'nın şu andaki bütçesinden daha fazla, şu andaki bütçesinden iki misli fazla birilerinin cebine para girmiş. Bunu söylediğim zaman o günkü yönetici arkadaşlar televizyonlara çıkıp bunu inkar etmediler. Dediler ki bunu belediye bizim aktarma yetkimiz yok. Ben de hayır, isterseniz aktarabilirsiniz dedim. Canlı yayınlarda hazırlarsanız tartışmaları olurlar. Ve 2014 seçimlerinden sonra 3-4 tane imar uygulamasında Ankara Belediyesi böyle imar yetkisi verdiği bazı adam ve parsellerde belediyeye almak suretiyle aynı haklarla belediye para kazandırdı. Demek ki oluyormuş. Şimdiye kadar birilerinin cebine para girdi. Bundan sonra ne olacak? Yine 2014 2019 arasında da sadece 3 imar değişikliğinde 2200 daire artışı sağlandı. Bu da askeri belediye 1 milyar lira demek. 1 katrilyon demek. İşte biz diyoruz ki bu konuda Sayın Davutoğlu ve Ali Babacan da hatırlarsanız talimat verdi. İmardan böyle elde edilecek paraların kamuya aktarılması için ama onlar da başaramadı. Biz bundan sonra Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla da seçildiğimiz zaman bundan sonra plan ve yönetmeliğe aykırı olmayan imar artışlarında herhangi bir vatandaşa rant sağlanacaksa belediye meclisi kararıyla bunun önemli bir miktarını belediye aktarmak suretiyle belediyede özellikle ihtiyacı olanlara ucuz el temini maksadıyla böyle bir fon kurarak bundan sonra bu paraların hepsinin sizlerin lehine belediye aktarılmasını sağlayacağız. Yol yapacağız, park yapacağız, bir miktarında oraya harcayacağız. Dolayısıyla birisi eğer bir yerden kazanç sağlıyorsa bu şekilde, yani diğer emsallerinden farklı bir kazanç sağlıyorsa, bunun mutlaka farkını sizlerin lehine kent halkına ödemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bir diğer husus, faturalar geliyor önümüze. Harcanan paraların nereye gittiğini görmüyorsunuz. İşte bunu da Türkiye'de ilk defa biz başaracağız. Bundan sonra imar rantları, pardon bundan sonra faturaların arkasında ister su faturası olsun, ister emlak faturası olsun veya bir başka şekilde harç olarak öderseniz ödediğiniz makbuzun arkasında o paranın yüzde kaçının nereye harcandığını kuruşuna kadar göreceksiniz. Yine imarla ilgili burada bazı sıkıntılar da var. Onlar da öğrendi. İnşallah onları da bir an evvel el atacağız. Köy yolları olunca, köyler mahalle olunca şöyle bir sorun çıktı. Belediye meclis kararında köylerin hepsi sanki Kızılay'ın çantayarmış gibi para almaya başladılar. Önce sudan almaya başladılar. Sonra dediler ki çevrelerde bu çok oluyor. Biz bunu azaltalım. Hele şu köylerden alınan su parası yok mu? Gerçekten içim acısı. Neden dersiniz?
O köylerin birçoğu gittiği beş usulüyle suyu kendi getirdi. Ankara Belediyesi suyu gelişinde özellikle çubuğu, kaleciyi köylerine dahil bir kar kuruşu yok. Büyükşehir olduktan sonra geldiler, hemen su sahiplerini oralara taktılar ve çok külliyeti kararmaya başladılar. Bağlama parası, sökme parası, arıza parası falan filan. Ve daha sonra şikayetler üzerine bir miktar indirdiler. Biz bu tür yerlerde çok daha adeta yok parasını alacağız. Yani bir kuruş, iki kuruş gibi paralar alacağız. Biz köydeki hayatı desteklemek istiyoruz. Köyde insanlarımızın üretim yapmasını istiyoruz. Köydeki insanlarımızın hayvancılık yapmasını istiyoruz. Yani o köy hayatını orada sürmesini istiyoruz. Yine köylerde güneş enerjisi sistemiyle elektrik parası vermesini istiyoruz. Buna inşallah hep birlikte köyleri kuracağız. Bir diğer husus en fazla şikayetlerden bir tanesi, köy vatandaşının ev yapmaya kalktığında Büyükşehir Belediyesi canını alıyor. Durdan en büyük şikayetlerden birisi bu. Belediye meclisinden çünkü köylerle ilgili yapılacak inşaatlarla ilgili doğru düzgün bir karar almamış. İnşallah ilk belediye meclisi toplantılarımızın birisinde de köylere ev yapan vatandaşlara plan ve projesini vermek kaydıyla harçların indirebilecek en fazlasını indirip bir sorundan da yani ödemeniz gereken paranın bir sorunu meclis kararıyla almayacağız. Bunlar tamamen belediyenin yetkisinde olan şeyler. Ankara Büyükşehir Belediyesi hep böyle bütün vatandaşlarını maalesef müşteri gibi görmüş. Halbuki söylediği gibi bizler sizlerden aldığımız vergilerle biz bu hizmeti yapıyoruz. Yani kimin parasını nereye harcıyoruz? Bunları mutlaka bilmeniz lazım. Ve işte böyle çılgın proje diyerek bir sürü projeler ortaya atıp karşılığı olmayan işler yaparak sizlerin parasını orada burada harcıyorlar. E harcayınca ne oluyor? Belediyenin kendi bütçesi yetmiyor. Ebu ayrı bir şirket, Aski ayrı bir şirket. Dayanmıyorlar vatandaşına su parasıyla. Su parasını çok yüklü Ankara, ben itiraz edilmeye kadar Türkiye'de en pahalı su satan yerlerden birisiydi. Çünkü Sayın Belediye Başkanı'nın fantezilerine para yetmiyordu, Aski'de oraya para aktarmıyordu. Bunu ilk televizyon programında biz tespit ettik ve ekrandan gösterdik. Dedik ki, belediye sadece 2018 yılında sunan bir katrilyon kar etmiş. Bu insan haklarına aykırıdır. Su Allah'ın nimetidir. Mümkünse bedava verilmelidir. Ancak bütün Türkiye, dünyada ve Türkiye'de kabul edilen sisteme göre suyun maliyetinin üzerine az bir kar verilir ve su o şekilde satılır. İmkan olsa bedava vermemiz lazım. Ve biz bunu söyledik. Onu da şöyle saklamışlar, 800 trilyonluk Ankara Belediyesi'nin diğer bütçesine borç vermek suretiyle gider göstermişler, 200 trilyon gibi az bir kar ettik diye göstermişler. Biz bunu söyledik, bir hafta geçmeden biliyorsunuz suda %30 indirim oldu. Biz yine bir şey daha söyledik, suyu yılbaşında alıyorsunuz 5 liradan, yıl bitinceye kadar üfe tüfe diyerek 8 liraya çıkıyor. Bunun da tek fiyat edeceğini söylemiştik, onu da kaldırdılar. Yani şimdiden göreve gelmeden inşallah cephemiz rahatladı. Daha da rahatlayacak inşallah. Yakında ilk faturalarınız gelecek, ilk faturalarınız gelecek, bunu daha iyi anlayacaksınız. Bunlar ne anlama geliyor biliyor musunuz? İşte belediyenin sizlerden aldığı bu fazla paralar, hadi ihtiyacı olmayanlar için çok önemli değil. İhtiyaç olan insanlarımız var. Su parası o kadar önemli ki bir defa onun daha rahat hijyenli, evde çoluğunu, çocuğunu yıkaması, temizlik yapmasına sakınmaması lazım. Bunlar için zaten 2014 yılında bizim bir projemiz vardı biliyorsunuz. İhtiyaç olan, yardım alan insanların zaten yardımları aynen devam ediyor. İlahiyete o yardım alanların 20 tane kadar biz sadece 10 lira su parası alacağız. Sadece 10 lira. 20 tondan fazlası biraz yüksek gidiyor. Bundan dolayı eğer siz şu indirim ne kadar olursa bir yılda da o para kaç para yapıyorsa diyelim ki 120 lira, 100 lira su parası ödüyorsunuz.
indi 60 liraya, aradaki 30 lirayı 12 ile çarptığınız zaman 360 lira, az para değil. 360 liraya çocuğunuza bir tane font alırsınız, 360 liraya çocuğunuza ayakkabı alırsınız. Yani dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım da yapıyorsa şimdiye kadar kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. İnşallah bundan sonra bizim sorularımız gibi biz insanları zenginleştirmeye gidiyoruz. Bunu Allah nasip etti, Beypazarı'nda yaptı. Beypazarı hane halkı gelir araştırmasında Çankaya'dan sonra ikinci duruma geldi. Şimdi sıra Akyurt'ta, neden Akyurt'ta dersiniz? Sağ olsun Fedai Başkanı, belediye başkanları böyledir. Hizmetini yapar, bırakır gider ama eser orada kalır. Burada bir fuar alanı planlanır. Yıllardır bir fuar alanı bir türlü yapılmaz. Yeni yeni başlandı, Sayın Cumhurbaşkanı desteğe varmasa burası başka yere gidiyordu biliyorsunuz. Onun için Cumhurbaşkanı'na burada teşekkür ediyorum. İnşallah bütün proje ortaklarıyla beraber bu fuar alanı bittikten sonra Akyurt gerek arsasıyla gerek her şeyiyle burada çok değer kazanacak. Bakın oteller yapılacak buraya. Başka sosyal tesisler yapılacak. Binlerce insan gelecek buraya bu fuarı gezmeye. İnşallah bu uluslararası bir hayranlı zaman içerisinde ve Akyurt Ankara'da geliri en fazla olan yerlerden birisi olur. Onun için benim vereceğim en büyük sözlerden birisi de bir an evvel